Dünyanın kutladığı mutluluk haftasında maşallah Türkiye mutluluktan havaya uçuyor. Biz kutlayamadık bir türlü. Evet, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin kirli oyunu bu bana göre. Türkiye bu oyuna gelmemeli diyorum. Afrin operasyonu devam edecek. Münbiç ve daha sonra da Irak gözüküyor. O yüzden büyük sıkıntılar ve askerlerimiz belli bölgelere devam edecek. Operasyonlarımız devam edecek. Dünya Mutluluk Haftası'nı ilan etti. Kutlarken acaba hangi ülkeyi vuracak Avrupa Birliği? Çok merak ediyorum. O yüzden Mutluluk Haftası'ndan sonra bir ülke daha kendi evresinde ölümlere mahkum olacak. Buna da hazırlıklı olalım diyorum. Anam her şey Rusya, İngiltere tarafından tehdit edilecek. Vladimir Putin İngiltere yetkilileri ve Türkiye için masaya oturacak. Hazırlıklı olalım lütfen. Paylar dağıtılıyor. Fransa, Almanya, Ermenistan bir ay sonra olaylar dahil olacak. O yüzden ciddi sıkıntılar söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın öfkesi yüzünden krizler ve kaoslar yaratıyor. Biliyorsun maşallah Trump her dakika öfkeli. Yani menopozlu kadınlar gibi Trump. Sağ solu belli değil. O yüzden kendi ülkesini parçalayacak. İngiltere ve Almanya sırtından bıçaklayacak Trump'ı. O yüzden başın sağ olsun Trump, İngiltere'nin ve Almanya'nın oyununa geleceksin diyorum. Dedim bile. Not aldım. Çünkü hislerimi not aldım. Çünkü her hissi de saniyede tutamadığım için not alıyorum. İsrail-Suriye arasında ne olacak diye sorarsanız terörizmi unutturmak için Filistin halkına kanlı saldırı sağlayacak. Sessiz sedasız açıklamalar ve İsrail ciddi anlamda da planlı ve programlı katliamlar hazırlayacak. Kudüs'ü başkent olarak tarihi coğrafya sayfasına da geçirecek, kimse kabul etmese de. Sessiz sedasız Avrupa Kızıl Elma operasyonu var. Tayyip Erdoğan bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Ne Suriye ne de Irak Kudüs'ündür Kızıl Elma. O yüzden Türkiye'de ve dünyada çok büyük kaoslar. Ülkemizde de savaşlara hazır olacağız. Çünkü daha büyük krizler söz konusu olacak. Daha büyük savaşlar ve şehitlerimiz ve birçok insan sıkıntıya girecek. Ekonomi çok ciddi bir kaos yaşayacak. 2021 yılına kadar ciddi kaoslarımız devam edecek. Allah ülkemize zeval vermesin. Vatanımıza, toprağımıza, askerimize zeval vermesin. Birleşik Araplar Emirliği ve Arabistan Mısır'la birleşme oluşumunu da sağlayacak ya da büyük bir çatışma sağlayacak hissiyatını bunu gösteriyor. Biyoteni soruyorlar. Bitcoin miydi? Neydi? Bitcoin'i çok soruyor. Rezilliği ortalığı ama İngiltere'nin kendi kasasını doldurdu. Dünya bunun üstünde büyük paraları koydu. Hani çiftlik bankın daha modernleşmişi, daha insanları dolandırma. O yüzden çok büyük yaralar ve belli ülkeleri batırıp belli ülkeleri zengin etmek için yapılıyor. Maşallah çiftlik bankın soytarısı da maşallah 500 trilyon üstünde insanları dolandırmış. Yapmayın Allah aşkına, bildiğiniz ve güvendiğiniz devletin bir sürü repoları var, onlara paranızı yatırın, az kazanın, öz kazanın, çok kazanacağım diye mağdur olmayın diyorum. Bunlar sömürme ülkeleri, biliyorsunuz ki mali krizler yol açılacak, ciddi evrede sıkıntılarımız var. 2021 yılından sonra ciddi anlamda aydınlığa kavuşacağız. Evet, bu bakalım ülkemizde de şu durum var. 2023 yılında Lozan Anlaşması bitiyor değil mi? Evet. Ve Lozan Anlaşması biteceği için de Türkiye'nin ismini bile değiştirebilir. Ve Türkiye'de belli değişmesi gereken süreçler söz konusu olacak. Ve Türkiye NATO'dan ayrılmak için Türkiye'nin ismini dahil değiştirme kararına kadar girecek. Yani bu benim hissiyatım. Hani anam başıma da bir iş gelmesin, bunları yorumluyorum ama Türkiye'nin ismi değişecek. Çünkü mor madenlerini kullanabilmek için ve kendimiz kullanabilmek için Türkiye'nin de ismi değişeceğini düşünüyorum. İnşallah çok tepki almam. Bu benim hissettiğim. İnşallah ülkemiz adına her şey hayırlı olur. Çünkü herkesin çoluğu çocuğu var. Herkesin ekmeği kazancı burada. Ama ben inanıyorum ki dünya ikincisi olacağız Allah'ın izniyle.